Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebek ününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve sayalım. Evet. Şöyle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, şöyle 16 yapalım. 4 ve katları artı 2 ilmek. 2 tane daha ilmek ilave ediyorum. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şimdi alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlayacağım. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Diyelim ki lastiğinizi ördünüz. Ön yüzden modele başlıyorsunuz. Birinci sırası düz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dediğim gibi modelin birinci sırası düzdü. İlmeklerimi ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Arttırma yapıyorum bir tane. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğim ters. Arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, şöyle 4. Başta arttırma yapmamıştım. Burada yapıyorum şimdi. Kenar ilmeğini örmeden bir doluyorum yani. Kenar ilmeğimi o şekilde örüyorum. Evet, ikinci sıramızı da ördük. Modelin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine bir arttırma yapıyorum. Şimdi bu arttırdığım ilmeği bırakıyorum. Bu ilmeğimi şöyle uzatarak sağ şişimi aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. Bu örmediğim ilmeğimi ilmeklerimin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Devam ediyorum. Bir doladım. Bu arka yüzde doladığım ilmeği bıraktım. Bu ilmeğimi uzatıyorum ve örmeden sağ şişime geçiriyorum. 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. Daha sonra bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Devam ediyorum. Bir arttırma yaptım. Bu doladığım ilmeği, arka yüzde doladığım ilmeği bıraktım. İlmeğimi uzattım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm.
Baştaki örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir doladım. İlmeğimi bıraktım. Bu ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3 ilmeğimi yine ördüm. Dördüncüyü, yani en baştakini şöyle ilmeklerimin üzerinden atlattım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin son sırası. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizi bir kez tekrar ettik. Şimdi tekrar model kuracağız. Tabii ki şu anda çok anlaşılmıyor. Model üst üste gelince daha da güzel anlaşılıyor. Tekrar ilk başta ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi bir sıra düz örüyorum. Tekrar model kuruyoruz dediğim gibi. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. Burada bir arttırıyorum tekrar. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. Arttırmamı yaptım. 4 ilmek ters. Arttırmamı yaptım. 4 ilmeğim ters. Başta arttırma yapmadığımız için bitişte yapıyoruz. Arttırmamı yaptıktan sonra arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir doladım. Bu arka yüzde doladığım ilmeği bıraktım. Bu ilmeğimi uzattım ve örmeden sağ şişimi aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Doladım. Bu ilmeği bıraktım. Şöyle ilmeğimizi uzattık. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu en baştakini ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Bakın artık model de ortaya çıktı zaten. Bir doladım. Bu ilmeği bıraktım. İlmeğimi uzattım. 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. Ve bu ilmeği ördüğüm ilmeklerin üstünden atlattım. Model 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Yapım aşaması da oldukça kolay. Kenar ilmeğimizi de düz ördük. Şimdi arka yüzde ve model ikinci modelin son sırasındayım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, modelimizi birlikte iki kez tekrar ettik. Dediğim gibi kamera arkasında büyük bir parçada denedim modeli. Bir de onu göstereyim size.
Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parçam. Arka yüzü bu şekilde modelimizin. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi tam yazlık bir model. Çok güzel yazlık bluzlar elde edebilirsiniz bu modelle. Daha yazlık ipler, koton ipler kullanarak da deneyebilirsiniz bu modeli. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında da kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde farklı iplerle farklı yerlerde kullanabilirsiniz modelimizi. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.